Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sonunda oldu. Az önce sanırım birden fazla görüntüye katılma daveti geldi. Yani 4 ya da 5 tane, o yüzden biraz karışıklık oldu sanırım. Tamam, hallettik. Neyse, sonunda hallettik. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim Bu ben de. arada izleyicilerimiz de gelmiş olurlar. Bugün bu yayınların 8.sini, yani uluslararası hukukla ilgili 8.sini düzenliyoruz. 8. ve 8 farklı ülke demek. Bugün bizimle birlikte Sayın Özgün Altop var. Kendisi İtalyan Türk Derneği Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda yeminli İtalyanca tercümanı. İtalyan Dış Ticaret Derneği'ne de kayıtlı hakem üyesi. Doğru söyledim değil mi ünvanlarınızı? Yani İtalyan Dış Ticaret Derneği'nin hakem heyetinde üyeyim, evet. Evet. Bu arada diğer katılımcılar da geliyorlar yavaştan. İsterseniz biz sizi sizden dinleyerek, sizden tanıyarak bir ilk önce biz sizi tanıyalım. Ondan sonrasında sohbetimize başlarız. Tabii ki ben Özgün Altop, 2009 yılında Bilkent Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra 2010 yılında avukat, yani Ankara Barosu'na kaydımı yaptım, stajımı tamamladıktan sonra. Herhalde 2010 Aralık yıl, yani Kasım aylarıydı, kış aylarından biriydi. Sonra 6 ay kadar Ankara'da tabii avukatlık yaptıktan sonra hukuk bürosunda avukat olarak master yapmak istiyordum. O Evet. zamanlar 2011 yılı oluyor, yani yaklaşık 9 yıl önce. Fikri mülkiyet hukuku daha çok keşfedilmiş bir alan değildi, en azından Türkiye'de. Evet. Bu bağlamda ben de İtalya'da bir master programı buldum. Çok, yani güzel bir program. Bu WIPO ve ILO, işte Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve İş Organizasyonu'nun organize ettiği bir master'dı Torino'da, Torino Üniversitesi'nde. Oraya katılmak için İtalya'ya geldim, 2011 Nisan ayı gibiydi. Tabii biraz önceden geldim dili öğrenmek için. Sonra master yaptım bir sene. 2012'de bitti, yani 2012'nin işte Mart, Nisan gibi bittikten sonra Milano'ya döndüm ve orada bir hukuk bürosunda, bu fikri mülkiyet hukukunda uzman bir büroda staj yapmaya başladım. Fakat daha sonra orada, yani ilk 2 ay sonra diyebilirim, yani çok çabuk bir ilerledi işler, hukuk bürosu beni ticaret bölümüne almak istedi. Çünkü Türkiye ve İtalya arasındaki ticari ilişkiler çok yoğun olduğu için, bunları Evet. benim yürütmem için, yani daha ziyade bir Turkish desk oluşturup bunun başına gelip bunu yönetmek, diğer İtalyan meslektaşlarla diyelim. Bu amaçla böyle bir teklifte bulundular. Yani tabii bu noktada iş alanım değişmiş olacak, fikri mülkiyetten uzaklaşmak kaydıyla. Böyle bir serüvene başladık 2012'de Milano'da. Daha sonra 2014 yılı gibi başka bir hukuk bürosuna iştirak ettim, ortak oldum. Yine üç ortaktan oluşan bir hukuk bürosuydu. Aynı Evet. projeyle Türk masası oluşturulması ve İtalya'da Türk firmaları ve vatandaşların sorunlarını çözüm bulmak amaçlı. Ardından 2019 yılında, yani geçen sene Haziran ayında, önceki hukuk bürosundaki ortağımla birlikte kendi hukuk büromuzu açtık. Avukatlık ve danışmanlık bürosu, Evet. Studio Legale Pollavini Altop. Ve birlikte çalıştığımız muhasebeci ve iş danışmanları ile tek bir çatı altında bir araya gelmeye karar verdik. Böylece 30 kişilik bir ekip oluşturduk. Yani hukuk bürosu olarak hem mali müşavirlik hizmeti Hizmet. aldığımız Evet. bir kendi ortak firmamız var. Hepimiz aynı çatı altındayız zaten. Dolayısıyla amacımız buydu. Çünkü biliyorsunuz, çok fazla Türk firması gelip bir yerden, tek bir çatı altından destek almak istiyor tüm Evet. hizmetlerim. Bu şekilde başladık. Neticede şu an oluşumumuz bu yönde. Aynı zamanda İtalya'daki tek ticari dernek olan, yani Türk-İtalyan derneklerden bahsediyorum elbette, Evet. Italian Turkish Association'ın
başkan yardımcısıyım. Başkanımız İtalyan. 2010 yılında kuruldu dernek. Tamamen amacı Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkileri pekiştirmek, kolaylaştırmak, business partnerları bulmak firmalar için. Onlara ayrıca geleceğim zaten. Ödeneklere detaylı olarak geleceğiz. Bu şekilde. Şimdi Özgün Hanım, herkesin merak ettiği bir şey var. Normal konulara girmeden önce bunu sormak istiyorum. Şu an COVID dönemini nasıl geçiriyorsunuz? Sukuğa nasıl yansıdı? Sizin kendi günlük ofis hayatınıza nasıl yansıdı? Ofisiniz açık mı? Orada mahkemeler açık mı? Süreler durdu mu Türkiye'deki gibi? Çünkü en çok merak edilen şeylerin başında bu. Diğer konulara zaten geleceğiz. Böyle hafif de yoğun bir şekilde katılım da devam ediyor. Hem de izleyiciler katılırken bunu da konuşmuş olalım. Şimdi şöyle, biliyorsunuz İtalya çok yoğun bir dönemden geçti. Çok ağır bir bilançoyla bu süreci kapattı. Dolayısıyla biz epey bir süredir aslında evde kapalıydık. Fakat 11 Mayıs'a kadar da adliyeler kapalıydı. Şimdi fiiliyata dönersek, bu tarihten itibaren açıkçası yani halde duruşmaya gittiğimiz yok. Duruşmaların hepsi neredeyse Eylül'e ertelendi. Bazıları online yapılıyor. Onlar bile erteleniyor. Yani çünkü hakimler online duruşma ilk kez hani uygulanan bir yöntem olduğu için pek alışık olmadıkları bütün. Dolayısıyla çoğu zaten İtalyan bürokrasisi ve adli sistemi oldukça yavaş da olduğu için alışılan bir durum olarak ertelemeler silsilesine girdik. Dolayısıyla adliyede çok fazla duruşmamız olmuyor. Evet. Şu dönemde. Tebligatlar hususunda da tebligatları yapmak için de örneğin sadece her avukatın böyle bir numarası var diyeyim. Yani basitleştirilmiş açık. İcralardan yani, bahsediyorsunuz. Evet. İcralardan. Evet. O mesela o gün gitmeniz gerekiyor. Ya yani mesela bizimkisi cuma günü hani tebligat için evrak götürüyoruz atıyorum yani. Hani biraz bu şekilde bir bölünmeye gidilmiş diyebilirim. Fakat onun dışında tabii bazı duran işte bu prosedürlerdeki süreler işlemeye şimdi tekrar başladı. Fakat mesela iflas davalarını açamıyorsunuz Haziran'a kadar. Yani iflasın ilanı hususunda. Ama konkordatolar devam ediyor atıyorum. Fakat hani bunun dışında tabii mesleki olarak ofisimiz hep kapalıydı. Halen halka kapalı. Fakat 30 kişilik ekip 15 kişi olarak dönüşümlü gidiyor. Yani her odada maksimum bir kişi olacak şekilde ofise gidiyoruz. Evet. Olabildiğince smart working yapıyoruz. Bunu zaten devlet de teşvik ediyor bu şekilde olmasını. Yani herkes zorunlu olmadığı müddetçe evden çalışması önerilen bir yöntem. Çok evet. Muhtemel Eylül-Ekim'e kadar böyle gidecek. Zaten çoğu kamu daireleri halen halka açık değil. Online işlem yapıyorlar. Randevu usulü. Özellikle vergi daireleri. Tabii bunlar bizim için biraz sıkıntı oluyor. Şirket kurulumları hususunda aksamalar oluyor. Normal alışa geldiğimiz süreler uzuyor tabii. Normalde evet. Bir günde, iki günde vergi numaralarını alırken tabii online başvurmanız gerek gibi. Aynı şekilde yeminli tercümelerde. Çünkü çok fazla dosyalara tercüme sürüyoruz. Türk tarafta Türk İtalyan olan dosyalara işte atıyorum mentorların tercümelerini sürüyoruz. Bunun yeminli tercümesi onaylatmanız gerek adliyeden. O size 2 hafta sonra randevu veriyor. Mesela normalde hemen pat diye sabah gidiyorum. 5 dakikada hallettiğim işlem 2 haftaya çıktı. Bu tür aksaklıklar var fiiliyatta. Ama dava açabiliyoruz. Zaten elektronik olarak sunuyorsunuz davayı. UYAP sistemi gibi diyelim benzer. Bu konularda sıkıntı yok yani. Sadece dediğim gibi iflas davası hususunda yani şirketler kendi iflaslarını ilan edemiyor halen 15 Haziran'a kadar yanılmıyorsam. Anladım. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Çok teşekkürler. Umarım herkes için de en kısa sürede normale döneriz. Şimdi genellikle yurt dışındaki avukat arkadaşlara sorduğumuzda veya da ben İtalya'ya ilgili kendi öngörülerimi biraz daha detaylarına geleceğiz ama zor bir ülke gibi ben algılıyorum. Belki siz dinledikten sonra ön yargım değişir. Sizin için İtalya'ya kararı verirken şöyle yani basit tabirle İtalya'yı sevdiğiniz için mi yoksa şartlarından dolayı mı yani İtalya'yı tercih etmenizin altında İtalya'ya olan romantik bir şey var mıydı? Gerekçe var mıydı? Çünkü şimdi bizi de izliyor sevgili Ece. İspanya'da avukatlık yapan arkadaşımız. Evet. Kendisi tamamen İspanya'yı seviyorsanız gelin buraya. Hani burası eğer o ülkeyi seviyorsanız yoksa hani sadece para için ya da şey için değil, şartlar için değil. Biraz da zor bir ülke olduğundan bahsetmişti. Sizin için de aynı şey geçerli mi? Yani İtalya'yı tercih etmenizdeki gerekçe tamamen ticari bakış açısı mı yoksa
biraz ülkeye olan sevgi mi? Şimdi şöyle, aslında bu sorunun altında çok gizli bir cevap yatıyor diyebilirim. Açıkçası ben ilk önce İtalya'yı tercih etmemin sebebi master sebebiydi. Master konusunu, yani bu programı sevdim. Çünkü gerçekten de çok kaliteli bir programdı. Yani böyle şöyle söyleyeyim size, diğer üçüncü ülkelerdeki işte o patent, marka ve patent bürolarının, devletin yani başındaki insanlar devlet bursuyla geliyordu. Yani bu çok, zaten çok sıkıştırılmış bir programdı. Hani hızlı bitsin diye, çünkü herkesin mesleği olduğu için tekrar yani çok daha böyle nasıl diyeyim size, hani kamuda da çalışan, işte patent ofislerinde çalışan insanlara yönelik bir programdı. Dolayısıyla ben bunu istedim. Çünkü WIPO'da da bir hafta gidiyorsunuz da eğitim görüyorsunuz. Yani güzel bir programdı. İyi bir eğitim alıyorduk. Ama bundan sonra İtalya'da kalmamın, kalma kararını bana verdirtilen sebep, benim o dönem ailem buradaydı. Yani annem burada yaşıyordu, burada çalışıyordu. Burada evet, görevliydi diyelim. 5 yıl kadar. Dolayısıyla şimdi açık konuşmak isterim. Buradaki diğer meslektaşları tabii teşvik, yani isteğini kırmak için değil, ama bu imkanım olmasaydı, İtalya'da bir kere zaten sizin de bahsettiğiniz gibi bürokrasi oldukça sıkıntılı. Yani evet, imigrasyon kanunu zaten çok katı. Dolayısıyla size burada kalma imkanı doğması için öncelikle sizi işe alan bir işveren olması gerekiyor. O master'ı bitirdikten sonra, ki kesinlikle İngilizce ile olacak bir iş değil bu. Ana diliniz gibi İtalyanca bilmeniz gerekiyor. Burada hukuk, en azından mesleğini icra edebilmeniz için, başka meslekler için böyle demek istemem ama evet, biliyorsunuz hukuk çok yerel bir meslek. Yani o ülkenin hukukunu bilmeniz gerek, o dilini bilmeniz gerek, anlamanız gerek yani. Dolayısıyla asıl benim kararım şu yönde oldu. Böyle bir imkanım varken kendime yatırım yapmak istedim. İtalyanca'yı öğrendim. Bir yandan hukuk bürolarında çalışarak İtalyan hukuk sistemini öğrendim. İtalyan meslektaşlarımızla, onlarla birlikte dosyalara baktık. Yani şöyle gördüm bunu. Kendime bir yatırım olarak gördüm. En kötü ihtimal, eğer bir gün burada bir şey olmazsa ne olur? Hani İtalyanca öğrenmiş olacaktım ve Türkiye'ye bu şekilde döneceğimi düşünerek ilerledim. Ama tabii ben de biraz işkolik bir insanım açıkçası. Yani az bir şey yaptı beni. Daha ağır bastı. Öyle diyeyim size. Dolayısıyla yani bana ve tanınan süreyi iyi kullandım. Ve bu şekilde, yani böylece burada kaldım diyebilirim. Bu kariyeri burada yaptım 9 yılda. Evet. Bir taraftan da bahsettiğiniz gibi tercümanlık yapıyorsunuz. Hem Ankara Barosu'na hem de Milano Barosu'na kayıtlı olarak, yanılmıyorsam değil mi? Tercümanlık. Yok, hayır. Şöyle ki, Milano Barosu'nda kayıtlı değilim. Hukuki danışman olarak buradaki sıfatımız bu yönde. Evet. Burada zaten İtalyan avukatlık kanunu şöyle diyor size. Siz eğer başka bir ülkenin barosuna kayıtlıysanız, işte misafir, yani avukat olarak burada kayıtlı olduğunuz baronun ünvanıyla, yani avukat olarak, yani İtalyanca avvocato olarak, evet, değil, sıfatınızı kullanabilir ve burada hukuki danışmanlık yapabilirsiniz. Hatta sanıyorum ilerleyen dakikalarda daha detaylı inceleyeceğiz ama evet, burada ayrımlar da var ya, işte Avrupa Birliği vatandaşı mısınız değil misiniz, buna göre düzenlemeler de var. Çünkü asıl bizim kaybettiğimiz nokta Avrupa Birliği üyesi olmamamız. Eğer siz, evet, Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin vatandaşı olsaydınız, zaten 3 yıl sonra baroya kayıt oluyorsunuz sınavsız. Yani sözlü bir sınav. Ama yani formalite gibi. Yani. Evet. Evet, birçok ülkede dediğiniz gibi, yani 3 yıllık kendi ülke, yani Avrupa Birliği vatandaşıysanız kendi ülkenizde avukat olduktan sonra, yani 3 yıllık kıdemi olan bir avukat olduktan sonra bütün ülkelerde bu geçerli. Tercümanlık hususuna da hemen söyleyeyim. Bu da şöyle gelişti. İtalyancayı öğrendikten sonra yaklaşık bu yani bir 5 yılımı aldı diyebilirim. Mesleki anlamda İtalyanca'dan bahsediyorum tabii ki de. İtalya'daki ticaret odasının bir sicili var, tercümanlar.
buraya kaydımı yaptırdım. Onun da sebebi, yani mesleğim tabii ki de yeminli tercümanlık değil, ancak az önce açıkladığım sebeplerden ötürü müvekkillerimizin davalarında dosyalara sunduğumuz belgelerin çoğu tercüme oluyor yani. Onları sunmamız gerekiyor ya da tam tersi İtalyan müşterilerimiz Türkiye'de bir yatırım yapacak ise bunların da tabii evraklarını hazırlamamız gerekiyor. Böyle bir ihtiyaçtan ötürü gerçekleşti kaydım. Yani yemin tercüman olarak İtalyanca, Türkçe diline. Evet. Peki bu bahsettiğiniz derneklerde başkan yardımcısı olduğunuz Türk İtalyan Derneği gibi ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Tamamen iş dünyasına yönelik mi? Oradaki çalışmalarınızdan da bahseder misiniz? Şimdi bu Türk İtalyan Derneği'nden, yani Italian Turkish Association ismi bu şekilde kayıtlı derneğimiz. Bundan bahsedebiliriz. Derneğimiz tamamen kültürel, ticari, yani iki ülkenin ticaretini pekiştirmeye yönelik faaliyetler yürüten bir dernek. Asla politik değil. Kar amacı gütmüyor. Evet. Dolayısıyla yaptığımız organizasyonlar az çok şöyle bahsedebilirim. Hani daha çok İtalya'ya yatırım yapmak isteyen Türklere işte seminerler yoluyla bunları anlatmak ya da tam tersi Türkiye'den İtalya'dan Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen İtalyan yatırımcılar olsun. Bunun yanında buradaki Türkleri bir araya getiren bazı kültürel organizasyon, örneğin Mercandere konseri mesela, böyle bir konser organize etmişti 2012 yılıydı sanıyorsam. Ya da İlhan Erşahin, müzisyen biliyorsunuz. Onun mesela bir konser organize ettik İtalya'da, Türkleri bir araya getirerek. Örneğin işte buradaki Türk öğrencilerle nasıl eğitim hayatı bittikten sonra burada nasıl iş hayatına atılabilecekler, buna yönelik seminerler düzenledik. Daha güzel seminerler, işte seminer demeyeyim, organizasyonlar. İşte mesela Brescia'da Galatasaray basketbol takımı ile Leonessa, işte Brescia'nın basket takımı. Onun maçı olduğu zaman bizim Türk diplomatlarımız, işte başkonsolosluğumuz, ticaret işimiz ile oradaki yerel otoriteleri bir araya getirdik ki böylece diplomatik ilişkiler pekişsin. Evet. Ya da bazen Türk firmalar İtalya'da ticari partner arıyor ya da tam tersi. Bu hususta kendi network'ümüz çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz, bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Daha çok Türkiye'den gelen ticari heyetleri ağırlıyoruz. Örneğin biliyorsunuz çok fazla ticaret odası İtalya'ya heyet gönderiyor fuar dönemlerinde, işte evet. B2B görüşmeler yapmaları için. Bunları bu dönemlerde onlarla bir araya geliyoruz. Talep etmeleri halinde İtalyan firmalarla buluşturuyoruz. Bu tür çalışmalar ağırlıklı olarak. Öbür dernek ise o tamamen İtalyan bir dernek. Yani o devletin zorunlu kıldığı, yani yaklaşık 700 bin üyesi olan Sanayiciler Konfederasyonu'nun derneği. Yani İtalyan o dış ticaret derneği. O çok resmi bir derneği. Evet. O 1945 yılında mı? Yani çok 74 pardon. Kurulu çok eski bir dernek. Ve tamamen İtalyan firmalarının uluslararasılaşmasına yönelik bir dernek. İşte uluslararası partnerler bulması. Ama bu dernek tabii çok daha farklı. Yani bu resmi bir kuruluş ve tabii farklı hizmetleri var. Ben de bu derneğin ilk hakem heyetine atanan, tarihindeki ilk Türk'üm. Bu heyet de genelde avukatlar ve mali müşavirlerden oluşur. Kimi zaman işte derneğin işleyişinde onların görüşüne başvurulur. Bu bağlamda tabii ilk Türk böyle olduğum için... Böyle bir danışma kurulu gibi diyebiliriz. Evet. Danışma kurulu gibi. Evet. Yani burada da görevim tabii daha yeni başladı. Ama başlayamadı COVID sayesinde. Çünkü 2020'den 24'e kadar atandım. Ama tabii hiç daha faaliyet yapamadık. Yani bekliyoruz. O dernekte de çok çalışıyoruz. İşte Türklere iş partnerleri bulmak amacıyla çok fazla
organizasyon yapıyoruz. Tebrik ederiz sizi. Ayrıca Türkiye adına oralarda temsil ettiğiniz için. Peki siz kendi çalışma alanınızda, yani büro olarak ya da sizin Türk yatırımcılarla da ilgileniyorsunuz. Zaten uzmanlık alanınız şirketler hukuku diyebiliriz. Evet. Burada ne türlü çalışmalar yapıyorsunuz siz kendi ofis olarak? Yani İtalya'daki hangi sektörlere daha çok Türklerin ilgisi var? Daha çok hangi sektörle, ya da sektör ayrımı yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Ya da belirli bir sektör mü daha çok? Yani biz ayrım yapmıyoruz ama Türkiye'den daha çok İtalya'ya şu sektörler daha çok rağbet gösteriyor dediğiniz bazı sektörler var mıdır? Şimdi önce ilk sorunuza başlayayım. Hani hukuk bürosu olarak zaten benim amacım, biliyorsunuz az önce de bahsettiğim üzere 2012'den beri hukuk, uluslararası hukuk bürolarında Turkish Desk kurup bunu yönetmek. Zaten bu çoğu benim bir benim başlıca, zaten tabii hukuk büromuzun İtalyan müvekkilleri de var. Ama benim ilgilendiğim konular İtalya ile iş yapan Türk firmaları. Türkiye. Ve bunların İtalya'da yaşadığı sorunlar nelerdir? Bunlar genelde, tabii bunları özetlemek gerekirse, ticaret hukuku, yani uluslararası satış sözleşmelerinden kaynaklanan, tabii tarafları yabancı olduğu için sözleşmelerden kaynaklanan hukuki sorunlar, buralardan kaynaklanan tahsilat ödeme sorunları, alacak tahsilatı prosedürleri, bunlar tabii icra iflası da dahil ediyor, işte iflas kanunu çerçevesinde, konkordatolarda, iflaslarda alacakların takibi, bu prosedürlere kaydı. Ondan sonra alacak davası açılması, tabii bir de hukuk, yani dava mahkeme öncesi süreç, yani taraflar arasında sözleşmelerin düzenlenmesi. Bunlar neler olabilir? Satış, distribütörlük, acentelik sözleşmeleri, tabii mal ya da hizmet satışı. Bu tür sözleşmeler diyebiliriz. Tabii İtalya'da yerleşik vatandaşlarımıza da hizmetlerimiz var. İşte oturum izinleri, vatandaşlık prosedürleri, yani imigrasyon kanunu diyelim. Evet. Tabii en büyük diğer esas ana alanımız da şirket kurulumları. Onunla bizzat ben kendim ilgileniyorum. Şirketlerin kurulumu ve ardından şirketlere yönetimde danışmanlık yapmak. Evet. Peki İtalya'da hangi tür şirketler daha fazla, veya Türkler ya da yabancılar? Çünkü bazı ülkelerde hani Türkiye'de karşılanmış şirket olan şirketler oluyor ama dışarıdan gelen yatırımcıların çok tercih ettiği şeyler olmuyor. İtalya'daki şirket türlerinden Türkiye'den giden yatırımcılar daha çok hangi tip şirketi tercih ediyorlar? Şimdi şöyle, tercih değil, biz zaten müvekkillerimize yaptığımız en çok limited şirket. Çünkü yapısı çok esnek. Yönetim yapısı esnek olan bir tüzel kişilik sermaye şirketi türü diyelim. Limited şirketi açıyoruz genelde. SRL deniyor buna İtalya'da. Bu işte koşulları nelerdir, hemen açıklayayım size özette. 10 bin euroluk minimum sermayemiz var ve limited şirketler bir veya birden fazla ortak ile kurulabilir ve bunların tamamı Türk olabilir. Yani hiçbir şekilde yabancı ortak şartı bulunmamakta, aynı şekilde tek müdürle de olabilir, tek müdür de Türk de olabilir. Neden bunu yapabiliyoruz? Çünkü Türkiye ile İtalya arasında yatırımları teşvik ve geliştirme anlaşması olduğu için yapabiliyoruz. Bu sebeple aynı şekilde İtalyanlar da Türkiye'de nasıl kurabiliyorsa, Türkiye'de Türkler de İtalya'da tek müdürlü, tek ortaklı limited şirket açabilmekte. Sermaye 10 bin euro, işte asgari sermaye. Oldukça kolay bir prosedür. Müvekkillerimiz hiçbir şekilde İtalya'ya gelmeksizin bu işlemleri biz yapıyoruz vekalet ile. Zaten gelseler de noter huzurunda işlem yapamayacaklar, İtalyanca bilmedikleri için. Yani ancak onun, yani şirket ana sözleşmesinin yeminli tercümesi gerek Türkçe. Yani çok çok külfetli bir işlem bu, hem maliyetli. Dolayısıyla bunları biz genelde müvekkillerimize anahtar teslim olarak sunuyoruz. İşte banka hesaplarını açıyoruz. Yani her şeyini açıyoruz. En son artık hani şirketi aktive etmek kalıyor onlar için. Evet. Bildiğim kadarıyla da Şişecam gibi büyük Türk firmaları da İtalya'da bayağı etkinler. Peki karşılaşılan sorunlar oluyor mu, yoksa genellikle çok rahat bir şekilde prosedürler tamamlanıyor mu, şey olarak hani böyle genel karşılaştığımız sorunlar oluyor mu?
Şimdi şöyle, İtalya çok zor bir ülke, tekrar altını çizerim. Karşılaştığım sorunlar elbette oluyor idi ama tabii 9 yıllık tecrübe sonunda hani kendi mesleğim açısından, benim açımdan herhangi bir sorun çok fazla olmuyor. Ancak şu anlamda, şimdi tabii şirketi nerede kurduğunuz çok önemli, hangi şehirde kurduğunuz çok önemli, hangi noterle çalıştığınız, bunlar çok önemli detaylar. Herkes bu prosedürleri bilmeyebilir. Noterler, bazı noterler var, işte görüyor hiçbir oturum izni olmayan Türk vatandaşını, hemen diyor ki ah, şirket açamayız. Yani nasıl açamayız? Hani öyle bir şey yok aslında, noter bilgisiz olduğu için bunu yapamıyor. Ya da yine böyle ticaret odalarından şirketlerin kaydı esnasında bir takım yine aynı benzer problemler çıkabiliyor ama bunlar aşılabilecek problemler. Fakat hani size açık konuşayım, yani sıfırdan tabii ki de hiçbir dil İtalyanca bilmeyerek İtalya'ya gelip de yatırım yapmak oldukça zor. Yani mümkün değil yani. Neredeyse. Evet. Öncesinde bir pazar araştırması da herhalde yapılıyordur yatırımcılar anlamında. Yani tabii, gelmeden önce. Tabii zaten genelde firmaların çoğu İtalya ile çalışan hali hazırda bir ticari ilişkisi olan firmalarla artık hani doğrudan yatırım kararı alan firmalar oluyor genelde. Evet. Peki dışarıdan gelen bu tür yatırımcılara yönelik teşvikler var mı? Mesela işte belirli bir süre vergi alınmaması ya da vergi indirimi gibi. Araştırdığım kadarıyla bazı ülkelerde şey var. Mesela bir bölge var. Orası yatırıma çok açık bir bölge. Yani İtalyanların ya da hangi ülkeyse o ülkenin çok tercih ettiği bir yer değil. Daha böyle kenarda kalmış bir bölge. Mesela bu bölgeye yatırım yaparsanız işte şu kadar süre kirada böyle indirim var. İşte elektrik parası, su parası gibi, sanayi giderleri gibi, vergi gibi şey olan, kolaylıklar sağlanan, teşviklerin olduğu ülkeler görüyoruz. Hani İtalya'da böyle dışarıdan gelen yatırımcı yönelik kolaylıklar, mesela vergi yönünden özellikle vergi yüksek olduğunu biliyorum yanılmıyorsam. İtalya'da hani bu tarz indirimler var mıdır ya da kolaylıklar? Hayır, İtalya'da bu tür yatırımcıları teşvike, yani çok 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 büyük yatırımlar olması gerek yani. Hani İtalya'nın ekonomisine gerçekten katkıda bulunacak, ancak vergi indirimi şeklinde hiçbir şekilde zaten teşvik yok da. Hani dediğiniz bir takım elektrik gibi bunların fixlenmesi, sabitlenmesi gibi bazı sözleşmeler olabilir büyük yatırımlar için bahsettiğiniz şekilde. Evet. Hani fabrikalar, işte dediğim gibi İtalyan ekonomisini kalkındırmaya yönelik yatırımlardan bahsediyoruz. Ama hani onun dışında Türkiye'de de var biliyorum, bölgesel yatırımlar, teşvik programları var. Ama İtalya'da genel olarak bundan bahsedemeyiz. Böyle bir şey yok yani yatırımcılara uygulayabileceğimiz. Peki bu tarz bir şirket kurulduğu zaman yatırımcı oturum izni tarzı, uzun dönem oturum izni tarzı bir kolaylıklar sağlanıyor mu? Hani gidip gelmesi açısından, yoksa her durumda yine klasik vize prosedürleriyle karşılaşılıyor mu? Ne yazık ki her durumda yine klasik vize prosedürleriyle karşılaşıyoruz. İtalya'dan oraya şirket kurmanız ne yazık ki size doğrudan oturum izni tanımamakta. Bunun bazı koşulları var. İşte şirket müdürleri veya ortakları şirket kurulduktan 3 yıl sonra, eğer tabii işçi kotalarında, serbest meslek kotalarında yer var ise, ki genelde zaten oluyor yani, bunlar çok dolmayan kotalar. O zaman 3 yıl sonra başvurup müvekkillerimiz için oturum izni alıyoruz. Tabii önce işte çalışma izni alıyoruz. Ne denir? Kaymakamlıktan. Kaymakamlığın imigrasyon ofisinden diyelim. Ardından da İtalyan konsolosluğundan ya da işte büyükelçiliği de diyebiliriz, hangi şehirde olacağına göre vizeyi alabiliyoruz. Bunun dışında tabii başka prosedürler var bizim yürüttüğümüz. Hani ama hani sizin sorunuza sınırlı olarak cevabım bu yönde diyebilirim. Yani hayır olarak söylüyorum. Peki böyle startup tarzı inovatif yatırımcı şirketlere yönelik böyle 50 bin euroluk sermaye ile sanırım bir kolaylık... 500 bin euroluk. 500 bin mi? Evet. Ama tarz... o da çok... çok çok zor bir prosedür. Zor bir prosedür. Şöyle ki yani bir kere startup yani inovatif bir startup olması gerekiyor. Evet. Startup tanımı, yani buna yönelik bir kanun var. Yani startup hani bizim böyle küçük sermayeyle yani yatırım yapmak ve onu büyütmek anlamında değil. Evet. Tabii ki de. Bunun için yatırım vizeleri tabii ki de öngörülüyor. Ancak bu startup'a 500 bin euro'da, yani euroluk bir yatırım yaptığınız zaman, bu ki startup, özel bir sicili var bunların. Startup firmalarının olduğu bir özel sicile kayıtlı bir şirket olması gerekiyor ki yatırım yapılsın.
tabii ki de bu koşullar var ise ve ki en az 2 yıllık bir yatırımdan bahsediyoruz, 500 bin euro yani 2 yıl boyunca yatırıma dokunulmayacak yani. Evet. Dolayısıyla o şekilde oturum izni alınabiliyor. Ama dediğim gibi bu prosedürlere girmeden farklı yollar ile çözümler bulabiliriz. Öyle söyleyeyim size. Daha kolay yollara var. Evet, diyorsunuz. Evet, 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 evet. Bu bir de şey görmüştüm, bilmiyorum belki çok alanınıza girmiyor ama hayırseverlik bağışıyla oturum izni, hı-hı, gibi bir şey, bilmiyorum. Çok şirketlerle 1 milyon euro. Evet. Evet. Şöyle nereye bağışlıyoruz? Kamu yararına yapılan kültürel eğitim amaçlı imigrasyonun idaresine bilimsel bir araştırma ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik bir projenin desteklenmesi amacı ile. Şu an önümde yazılı olduğu için size kanundan alıntı, evet, yaparak okuyorum. Yani 1 milyon euro yani, ama dediğim gibi hani buna gelene kadar çok daha az harcama yapılarak, yani amaç oturum izni ise başka yolları var yani. Öyle diyelim. Evet. Tabii böyle hayırsever bir vatandaşımız varsa elbette yapsın tabii ki, ne güzel. Tabii. Şeyi soracağım. Peki genellikle en çok sorulan sorulardan birisi. İşte ben nitelikli iş gücüyüm. İşte Türkiye'de iyi bir mesleğim var. İşte yüksek lisansım, doktoram var. Ya da çok yıllarımı 10 yıllık, 15 yıllık böyle belirli alanlarda ihtisaslaşmış bir doktorum. Ya da mimarım, mühendisim. Böyle bir kişi olarak ben İtalya'da yaşamaya karar verdiğimde mesela mimarlık falan o bölgede sanat falan çok zaten kökeni olduğu için İtalya'da farklı bir durum. IT departmanı, bilişimle ilgili kişiler, ben bu alanda gelip çalışmak istiyorum şeklinde başvurduğunda şu an hani göç yasasıyla ilgili sıkı dediniz, kurallara çok katı dediniz. Bu tarz nitelikli olan mesleklere karşı da böyle midir? Yani bir yazılım uzmanıyım ve çok iyi bir şirkette 10 yıldır Türkiye'de çalışıyorum. İtalya'ya göç etmeye karar verdim. Şimdi bu fikirle sıfırdan hiçbir işveren olmaksızın başlarsak cevabımız hayır. Oturum izni alamazsınız, ya gelemezsiniz. Fakat şimdi öncelikle bahsettiğiniz şekilde bazı işte avukatlık, doktorluk, mimarlık, belirli odalara kayıt zorunluluğu getirilen mesleklerde zaten oldukça zor. Çünkü öncelikle burada söz konusu ünvanın tanınmış olması ve yani gerek ve buna istinaden serbest meslek oturumu almanız gerek. Ki bu çok zor. Çünkü zaten kayıtlı değilsiniz. Yani kayıtlı olamayacak statüdeyiz. Yani Türkiye'deki avukatlık ruhsatı nasıl geçerli değilse dolayısıyla alamıyorsunuz sıfırdan. Şimdi ancak elbette ki kalifiye personel diyorum çünkü burada bir artık iş akdi devreye giriyor. Eğer bir işveren bulur isek, evet, o zaman yolları var. Bu nedir mesela? İşte sizin bahsettiğiniz Carta Blue prosedürü. Biliyorsunuz bütün Avrupa'nın zaten mavi yani, kart. Evet, mavi kart. İzleyiciler için hani mavi kart diyebiliriz. Evet, bu mavi kartla işte kalifiye personel işe alınabilir. Ancak tabii bunda da bir takım kriterleri var. İşte Ulusal İstatistik Kurumu'nun meslek sınıflandırmasındaki işte birinci, ikinci, üçüncü sınıfa giren yani, ama hani ya, mühendisten bahsediyorsak örneğimizde mühendisi getirebiliriz. Tabii ama bunlar kalifiye personel olduğu için tabii şimdi iş akdi başlatılacak ya en yüksek sigorta seviyesinden başlaması gerek. Çünkü kalifiye personel. Yani ne demeye varıyorum? Tabii işveren bu çalışanı getireceği zaman bir iş akdi sunmak zorunda. Ve bunun da kalifiye bir personelin yıllık brüt maaşı aşağı yukarı yani 100 bin euroya denk gelebilir. Yani 50 bin euro kendisi alsa zaten çünkü iki kat oluyor maaşlar, öyle söyleyeyim size. Maaşın bir maaş kadar da sigorta ödendiği için İtalya'da yani mümkün diyebiliriz. Bunun dışında benim çok uyguladığım bir prosedür. Şirketler arası işçi transferi. Bunda da Türk bir şirket, İtalya'da bir şirket açarsa, yani ortak olmak suretiyle, yani tüzel kişilik İtalya'da. Şube gibi mi yoksa? Hayır, şube de olur. Şubeyi de dahil ediyorum bu prosedürümüze. Gerek şube, şubeden kastımız nedir? Türk şirket,
tamamen Türk tüzel kişi olarak İtalya'da vergi numarası alıyor ve ticaret sicilini Türk firmasının işte bilmem ne limited şirketinin şubesi olarak kaydediliyor. Yani yarı otonom bir yapıdan bahsediyoruz. Hı hı. Ancak İtalya'daki elde edeceği tüm gelir yine İtalya'da vergilendirilecek. İtalyan kanunlarına uymak zorunda. İtalyan kanunlarına göre gerekli beyannameleri sunmak zorunda. Bilanço düzen yani yine var ama bu şekilde de Türkiye'deki şirket bünyesinde çalışan personeli İtalya'ya tayine gönderebiliriz diyelim. Evet. Ya da bunu yapmayacak isek Türk şirket İtalya'da bir limited şirket kurabilir. Bu ne demektir? Limited şirketin en az %51 hissesini muhafaza edecek. O zaman da yine personeli gönderebilirim ve bunlar işçi kotalarından muaf. Çünkü ne demektir? Doğrudan oturum izni alabiliriz. Evet. Bu kolaylığı bilmemiz iyi oldu. Çünkü öbür türlü bağışçı dediğinizde 1 milyon euro normal bir insan. Zaten o kadar parası olan da çok da Türkiye'yi terk etmez herhalde kolay kolay. Ya da farklı ya bir da durum olur yani. 1 milyon euro yani 1 milyon euroyu bağışlayacak kadar çok kazanan birisi zaten farklı durumlar olabilir. Ya da hali hazırda en az 3 yıl faaliyette olan bir şirketin hisselerini alabilir. Evet. %1 hissesini alabilir mesela. Yani yatırımcı olarak gelir. Daha evet. Farklı bir taraftan da kazanmış olur diyebiliriz. Şirketlerle ilgili sorular var. Onları en sonunda toparlıyorum. Soracağım. İzleyicilerimiz de soruyor bazı soruları. Tabii. Şimdi birazcık da siz orada yüksek lisans da yaptınız. Master programı da yaptınız. Biraz hukuk eğitimiyle ilgili konuşmak istersek. Benim kendi araştırmalarım hani bir eğitimci değilim. Bir avukatım ama kendim biraz araştırdığım zaman baktığımda dünyanın en iyi üniversite sıralamalarında QS sıralaması var. Bunlar içerisinde ilk 500 üniversite sıralanıyor. İtalya'daki 30 devlet üniversitesinin 14 ilk 500'de var. Geri kalanların tamamı da ilk 1000'de var. Hı hı. Şimdi bunun şöyle bir karşılaştırma yaparsak Türkiye'ye baktım bugün. 2019 verilerini söylüyorum. 2020 bitmediği için Türkiye'den 3 tane üniversite var. Hangi üniversiteler? Koç, Sabancı ve Bilkent var. Hı hı. İstanbul Üniversitesi 1001 ya da 1002. yani ilk 1000'e bile giremiyor sonrasında. Yani burada baktığımızda şunu demek istiyorum özet olarak. Dünyanın ilk 500'ünde İtalya'nın devlet üniversitelerinin 14 tanesi var. Zaten toplam 30 tane üniversite var. Geri kalan yarısı da ilk 1000'in içerisinde ama ön sıralar. Hı hı. Yani böyle 700'lerde, 600'lerde falan. Yani çok ciddi bir kalite görüyoruz. Hı hı. Yani şöyle bir şey var. Adamların 30 üniversitesi var. 30'u da hiç sekmemiş. İlk 700'ün içerisinde var. Hani bizde baktığımızda sonuçta Koç, Sabancı ya da Bilkent dediğimizde normal çok devlet üniversitesi diyemeyiz. Değiller. Şimdi hani her ne kadar öyle gibi gözükse de çok da bir Marmara, Ankara gibi bir Selçuk Üniversitesi ya da Erzincan Üniversitesi gibi devlet üniversitesi diyemeyiz. Yani en yakın bizden devlet üniversitesi dediğimizde gerçekten devlet üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi var. O da 1001 ya da 1002. sırada yani ilk 1000'de bile yok. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda gördüğümüz kadarıyla İtalya'da hani ben sadece bu evrensel istatistik üzerine yorumluyorum. İtalya'daki eğitim özellikle de sanat, mimarlık, mühendislik gibi çok iyi. Hukukla ilgili siz orada bir programa katıldınız, master programı. Sizce hukuk eğitimi nasıl tavsiye eder misiniz? Şu an bizi izleyen veliler de olabilir, yurt dışını düşünen hukukçu arkadaşlar ya da diğer bölümleri düşünen, yani en azından bir üniversite ortamını biliyorsunuz, oradaki eğitimleri biliyorsunuz, hocaları biliyorsunuz. Ne dersiniz oradaki üniversite hayatı için? Şimdi kesinlikle dediğinize çok katılıyorum. İtalya'da devlet üniversiteleri çok iyi. Yani burada Türkiye'de çünkü yani tabii ben 9 yıl öncesinden bahsediyorum ama benim gittiğimde yani Türkiye'de ciddi bir anlamda özel üniversite ve devlet üniversitesi farkı var eğitim kalitesi anlamında. Ben gittiğim zaman Bilkent'ten mezun olduğum zaman Bilkent Hukuk zaten Ankara Üniversitesi'ndeki bütün hocaları almıştı, transfer etmişti yani hatırladığım kadarıyla. Neticede İtalya'da hukuk eğitimi çok iyi diyebilirim. Ancak İtalyanca olacağı için yani ben daha çok hani bazı burada hukuk okuyan Türk öğrenciler de var. En azından onlardan duyduğum oldukça zorlandıkları. Tabii bazı istisnalar olabilir. Örneğin Bocconi Üniversitesi özel üniversite. Orada daha uluslararası bir üniversite. Orada sanıyorum ki bir kısmı İngilizce de eğitim
görüyor hukuk fakültesini ama emin olmamakla birlikte. Neticede demek istediğim şu, hani daha çok İtalyan lisesi mezunu olan ya da İtalyancayı bilen kişiler için hani İtalya'da hukuku öneririm. Çünkü hukuk çok teorik, biliyorsunuz bizler okuduk, yani dile çok bağlı bir eğitim programı evet. diyelim. Dolayısıyla tabii bunun dışında diğer meslekler, çoğu üniversite İngilizce de eğitim veriyor. Yani üniversitelerde İngilizce eğitim veren versiyonları da var. Bunlar düşünülebilir. İşte, ama mesela mimarlık İtalyanca diye biliyorum. Aynı şekilde işte mühendislik. Tabii onlar daha matematik ağırlıklı ama hani demek istediğim hani İtalyanca bazı olan, yani eğer İtalyanca programa katılınacak ise evet İtalyanca bazı olan öğrencileri, katılımcıları öneririm. Ama onun dışında önermem, yani çok zor. Evet. Sıfırdan yapmanız. Yani gelen soruların içerisinde vardı. İtalya'da master ya da eğitim programlarına başvurmak için hangi yeterlik sınavlarına girdiniz? Gelen soruların içerisinde gördüm. Bir yeterlik sınavına girdiniz mi? Şöyle ki master'dan bahsediyoruz. Evet, master programı. Dolayısıyla herhangi bir yeterlik sınavına girmedim. Ancak İngilizce dilini bildiğinize dair işte neydi bu? TOEFL sınavına girdiğinize dair, işte belirli bir puan aldığınıza dair belge istiyor genelde okullar, eğer program İngilizce ise ya da diğer CHILKS miydi? Diğer sınav, yani İngilizce yeterlik sınavları var işte. Onları bildiğinize dair belgeler isteniyor. Ancak master'a girmeden yani alınmadan önce bir sınav genelde olmuyor. Sadece üniversiteye girerken bir sınava giriyorsunuz. Her okulun kendi sınavı var. Yani burada genel bir ÖSS gibi bir sınav yok. Öyle diyeyim size. Yani başvurduğunuz okul ve bölüme evet. göre kendileri evet. oraya yeterliliği test eder. Zaten bu Avrupa'nın genel bir uygulaması. Hani diğer yerlerde de benzer şekilde. Peki Türkiye'deki devlet üniversitelerinden mezun arkadaşlar böyle İngilizce yeterlilikle oralarda şirketlerde sizin çevrenizde var mıdır arkadaşlarınızdan mutlaka veya tecrübelerinizden, hani Türkiye'deki devlet üniversitelerinden mezun olup oradaki bankalarda, sigorta şirketlerinde veya başka bu tarz şirketlerde çalışan farklı Türklerde yoğun mudur? Hiç denk geldiniz mi? Çünkü bu sorduğum sorular bana bu hafta içerisinde gelen sorular. Bu programı yapacağımızı paylaştığımda arkadaşlardan soruları da önceden sormak istediklerini, iletmelerini istemiştim. Bu son iki soru onlardan birisi. Hani iyi bir derecede İngilizcem var ama İtalyancam yok. Gelsem oradaki şirketlerde çalışabilir miyim diye bir soru gelmişti. Tamamen şimdi şöyle. Şimdi az önce zaten anlattım. Öncelikle bir immigrasyon kanunu engeliniz var. Bu noktada teknik bir personel olması gerekiyor ve teknik personeli buraya getirdiğiniz zaman denedik bir birinci prosedür, Carta Blue prosedürü zaten çok maliyetli. Yani bunu işveren eğer kabul ediyorsa evet bu yönde ve yani daha çok hani teknik bir hukuktan bahsetmiyoruz bu noktada, tabii daha İngilizcenin kullanıldığı alanlardan bahsediyoruz bu noktada. Evet. İşe alın, gelebilir, çalışabilir. Ancak sıfırdan normal bir işçi olarak, yani sıfırdan teknik yani kalifiye personel olmaksızın, çünkü kalifiye personel çok maliyetli bir prosedür şirket için. Bu yol ile normal imigrasyon kanununda her yıl açılan kanunu uyarınca, her yıl işte yayınlanan kararnamelerdeki kotalar içerisinden giriş neredeyse imkansız. Mümkün değil. Çünkü kotalar hep dolu. Şimdi İtalyan işveren ne yapıyor kanunen? Türkiye'de bir işçi mi buldu? İtalyancası olmayan. Öncelikle işsizlik kurumundan başvurması gerekiyor. O pozisyon için uygun İtalya'da yerleşik biri, bu İtalyan vatandaşı da olabilir ya da İtalya'da usulüne uygun olarak oturum izni olan herhangi bir yabancı da olabilir. Buna uygun bir personel olup olmadığını öncelikle teyit ettirmesi gerek. Size şöyle söyleyeyim. İtalya'da yani İtalyanca bilen, İtalyan üniversitelerinde okumuş çoğu Türk öğrenci zaten diplomalarını aldıktan sonra onlara bir yıl iş arama izni veriyor. Ne demek? Bunların hepsi zaten işsizlik kurumuna kaydoluyor. Evet. Demek istediğim şu. Zaten İtalya'da zaten bir işsizlik o kadar çok ki zaten
oturuma alamıyor. Çünkü yani o kurumda kayıtlı illaki biri olacaktır. Eğer zaten o eleman kalifiye ise karta bu prosedürünü uygular. Hı-hı. Sıfırdan gelecek ise. Evet. Dolayısıyla yani... Buyurun. Yani dediğim gibi bir işverenin Türkiye'de yerleşik birini getirmesi buraya çok zor ve imkansız. Bu prosedürleri uygulamaksızın. Evet, yani benim de araştırmalarımda yani genç nüfusunun çok yüksek olması nedeniyle İtalya'dakilerin de daha çok Batı Avrupa'daki diğer ülkelere gittiği, onların bile iş bulmak Evet. konusunda çok zorlandığı, yani genç nüfusun orada yüksek olması nedeniyle benzer şeyleri. Tabii ki yani buradaki soran arkadaşlar daha çok işin hukukçu olarak gelmek, yani bir Tabii. hukuk fakültesine mezun olarak kısmından soruyorlar ama anladığım kadarıyla bugüne kadar 8 ülkede görüştüğümüzde en zor ya da en imkanların kısıtlı olduğu İtalya gibi gözüküyor. Çünkü Evet. diğer ülkelerin genelinde hukukçu olarak işte bir sigorta şirketinde, bir bankada, tabii ki bir cübbe giyip adliyeye gidip bir avukat olarak değil de danışman olarak, Tabii. birazdan değineceğiz ikinci bölümde, yani o tarz bir prosedürlerde çok rahatlıkla çalışabiliyorlar. Benim de hani bu programı yapmadan önce şöyle göz attığımda, İtalya muhtemelen bu konulardaki en zor göç Evet. cezasına sahip ülke gibi gözüküyor. Yani İtalya'da kalmanız için en kolay yöntemi öncelikle diploması tanınmış bir okuldan İtalya'da mezun olmanız. Bu ya üniversite ya master. Ondan sonra imkanınız olabilir. İmigrasyon kanunu çerçevesinde. Fakat onun dışında Türk bir hukukçunun İtalya'ya gelip çalışması çok zor. Meğer ki belirli bir projenin kapsamında olsun. Yani belirli bir projeyi yönetmeyi hani ki o da eşittir proje sonunda geri dönecek yani. Evet, ya da böyle birçok ülkede şubeleri ya da şirketleri olan uluslararası Aynen öyle. firmaların üst düzey yöneticileri işte ülkelerde değiştiriliyor falan. İşte bir Evet. şirketin CEO'sudur, CFO'sudur ya da o tarz üst düzey kişilerin ülkeler arası transferinden ancak olabilir gibi Evet. gözüküyor. Özgür Hanım, bu arada ilk birinci saatimiz dolduğu Ha, doğru için mu? yayın otomatik kendiliğinden kapatıyor. O yüzden kapatıp tekrar açmamız gerekiyor ikinci yarı Tamam. için. Çünkü Instagram böyle bir özelliği var. Bir saatlik bir yayın hakkı veriyor. Tamam. Ben şimdi hemen bu yayını, bu bölümünü kapatıyorum. Sonrasında da İtalya'daki hukuk sistemi ile ilgili konuşacağız. Avukatlık uygulamaları ile ilgili konuşacağız. Tamam. Sonrasında da bu hafta içerisinde gelen böyle daha çok sosyal sorular var ve ekranda da sorulan sorular var. Onlardan not alıyorum. Onları konuşacağız. O Tamam. zaman 2 dakika sonra görüşmek üzere diyorum. Tamam, görüşürüz. Bay bay.